Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle EBA bilgisayara nasıl indirilir ona bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup paylaştığım videoları beğenirseniz sevinirim. Videoya geçelim. Karşımızda arama motoru var. Buraya web hakim yazıyoruz. Tıkladık. Sizi bu sayfaya yönlendirecek. Sayfanın sağ üst köşesinde yeni bir arama motoru çıkacak karşımıza. Buraya EBA bilgisayara nasıl indirilir yazıyoruz. Tıkladık buraya. Aşağı indiğiniz zaman size indirmek için link vermiş. Buraya tıklayınız yazıyor. Tıklıyoruz. Şimdi burada Windows 64 bit demiş. Bu bit işlemi 8 bitin altındaysa bilgisayarınızı indiremezsiniz. Buna nereden bakıyoruz? Hemen gelelim. Bilgisayarınızda bu bilgisayar kısmı var. Buraya farenin sağ tuşuyla bastığınız zaman en altta özellikler çıkacak. Tıkladık. Burada size bilgisayarınızın kaç bit olduğunu verir. 64 bit mesela benim bilgisayarım. Buradan çıkalım. Şimdi buraya basarak indirebilirsiniz uygulamayı. Ben indirdim. Hemen girelim. Benim ana ekranımda uygulama çıktı. Sizlerde çıkmayabilir. Bu çok normal. Şuradan uygulamalar kısmına gelip BlueStack yazarsanız yazalım. Evet, burada çıktı. Bunlara tıklayarak açabilirsiniz. Ben açtım tabii, buna gerek yok. Beni Play Store'a yönlendirdi. Play Store hesabınıza Gmail'inizi falan girdiğiniz zaman bu sayfa çıkacak. Buraya EBA yazarsanız. Tabii ki 10 milyon olanı indireceksiniz. Farklı uygulamaları indirmeyeceksiniz. Yükleyebilirsiniz buradan. Aç dedim. EBA zaten normal EBA, hani telefondan girdiğiniz şekilde. Buraya bilgilerinizi falan girdiğiniz zaman canlı derslere katılabilirsiniz ve derslerinizi işleyebilirsiniz. Kafanıza takılan yerler olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Size elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.